Herkese merhaba. Şu anda elimde Xperia Ion durmakta. Xperia Ion bu yılın başında düzenlenen CES 2012'de tanıtılan akıllı telefonlardan bir tanesiydi. Büyük ekranı gerçekten dikkat çekiyor bu telefonun. Xperia Ion Amerika için özel olarak duyurulmuş bir telefondu CES'te. Ve biz de bu nedenle pek fazla önemsememiştik. Daha çok dikkatimizi yine o etkinlikte duyurulan ve Türkiye'de de ilerleyen aylarda piyasaya çıkan Xperia S'e vermiştik. Xperia Ion'un HSPA destekli, yani uluslararası şebekelerde de kullanılabilen versiyonu geçtiğimiz Nisan ayında duyuruldu. Telefonun HSPA destekli versiyonu şu anda elimde duran ve bu telefonun önümüzdeki günlerde yakın bir zamanda Türkiye'de de piyasaya çıkması bekleniyor. Xperia Ion görmüş olduğunuz gibi oldukça büyük bir ekrana sahip. 4.55 inçlik bir ekran var. 1280x720 piksel çözünürlüklü bu ekran ve Android deneyimini büyük ekranda mümkün olduğu kadar düzgün bir şekilde yaşamanıza olanak sağlıyor. Telefonun 10.8 mm'lik kalınlığına sahip bir kasası var. Bu kalınlık aslında cihazın kavisli arka yapısından kaynaklanıyor biraz da. Yoksa kenarlara baktığınızda biraz daha ince bir yapı söz konusu. Arkanın biraz kavisli olması cihazın elle tutulmasını kolaylaştırıyor doğrusunu söylemek gerekirse. Tasarım açısından Xperia S, Xperia U gibi cihazlardan biraz daha farklı olduğunu söyleyebiliriz. Sony Xperia Ion'un bununla birlikte Xperia T gibi cihazlara da biraz daha yakın arada duran bir cihaz gibi tasarım açısından öyle gözükmekte Xperia Ion. Xperia Ion'un tasarımına biraz daha yakından bakacak olursak neler var neler yok. Solda gördüğümüz gibi bir tane kapak var, HDMI yazılı. Bu kapağın arkasında hem HDMI port var hem de micro USB port var. Cihazı elinize ilk defa aldığınızda micro USB portu nerede diye aramayın. HDMI yazılı kapağın arkasında hem micro HDMI hem de micro USB portları bulunmakta. Bunu belirtelim. Bunun yanı sıra telefonun sağ tarafında yine her zaman olduğu gibi diğer Xperia cihazlarında gördüğümüz gibi butonlar var. Güç butonu, ses tuşları ve kamera tuşu yine sağ tarafa konumlandırılmış düzgün şekilde. Kamera tuşu dışında güç butonu ve ses tuşlarının düzgün bir şekilde konumlandırıldığını ve bu sayede cihazın tek elle tutulurken bu parmaklar yardımıyla tuşlara herhangi bir pozisyon değiştirmeden rahatlıkla ulaşıldığını görüyoruz. Bu ergonomi açısından iyi bir şey. Ancak aynı şeyi cihazın ekranı altında bulunan Android navigasyon tuşları için söylemek mümkün değil. Onlara ulaşmak için elinize bir hamle yapmanız gerekebilir. Ice Cream sandviçlü gelmiş geliyor ancak bu telefon zamanında Gingerbread ile tanıtıldığı için görmüş olduğunuz gibi ekranın altında navigasyon tuşları, kapasitif dokunmatik tuşlar, karanlık ortamda bu tuşların, ikonların altında birer şerit var. Bu şeritler aydınlatılıyor ve bu şekilde tuşları görmeniz olanak sağlanıyor. Yoksa tuşların kendisi aydınlatılmıyor, ikonların kendisi aydınlatılmıyor. Bunu belirtelim. Ekranın üzerinde 1.3 megapiksellik bir kamera var. Genellikle görüntülü görüşmeler için ayrılmış. Ancak bu telefon 3G üzerinden görüntülü görüşmelere izin vermiyor. Genellikle Skype, Google Talk gibi uygulamalara başvurmak zorundasınız. Cihazın alüminyumdan yapılmış arka plakası oldukça güzel görünüyor. Sağlamlık hissi veriyor söyleyebiliriz. Biraz daha kaliteli gösteriyor cihazı. Üst bölüm kapak çıkartılıyor. Biraz ittirdiğinizde, bastırarak ittirdiğinizde öne doğru. Buradan 32 GB'a kadar destek sunan micro SD kart yuvası ve bir de micro SIM kart yuvasının bulunduğunu göreceksiniz. Micro SIM kart şu görmüş olduğunuz turuncu renkli tepsiye yerleştiriliyor ve bu tepside görmüş olduğunuz yuvaya yerleştiriliyor. 12 megapiksel kamera var. LED flash hoparlör dikkat çekiyor. Yine Xperia ve Sony Ericsson logoları yer almakta. Tekrar dönelim cihazın ekranına. Cihazın ekranı oldukça kaliteli. Doğrusunu söylemek gerekirse parlak. Renkler oldukça canlı. Siyah seviyesi oldukça fazla. Görmüş olduğunuz gibi oldukça derin bir siyah renge sahip olan ekran var ki kasadan ayırmak oldukça zor olmakta bu ekranı. 1280x720 piksel çözünürlük, 323 ppi'lik bir piksel yoğunluğu var ve bu sayede grafiklerin, yazıların oldukça keskin olduğunu, düzgün göründüğünü söyleyebiliriz. Bu da tabii ki telefonda seyir zevkini biraz daha iyi hale getiriyor. Kullanımın zevkini artırıyor. Telefonda ekranda konuşacak olursak, devam edecek olursak görüş açısı da fena sayılmaz. Her ne kadar görüş açısı artmaya başladıkça renklerin doğruluğunda hafif bir azalma olsa da ekran üzerindeki grafiklerin, yazıların rahatlıkla seçilebildiğini söyleyebiliriz belli bir açıdan bakıldığında. Telefon aslında Gingerbread ile yüklü geliyordu ancak biliyorsunuz Sony şu sıralar Xperia telefonlarını yavaş yavaş Android 4.0 Ice Cream Sandwich'e geçiriyor. Bu telefonda da Ice Cream Sandwich bulunmakta. Genel olarak yine Sony'nin Xperia kullanıcı arayüzünün hakimiyetini koruduğunu görüyoruz. Pek fazla değişen bir şey yok ön yüzde.
Yine Xperia'nın alışık olduğumuz uygulama menüsü. Bunun yanı sıra yine uygulamaları şekildeki bir kaldırma, bu şekilde kaldırma veya sıralamalarını değiştirme, bu şekilde ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Bunu söyleyelim. Yine sıralama dizmesini bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Ayarlar bölümüne giderseniz, ayarlar bölümünde ice cream sandviçin etkisini biraz daha görüyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi ice cream sandviçten alışmış olduğumuz, orada kullanmaya başladığımız ayarlar menüsü karşımıza çıkıyor. Biraz daha görmüş olduğunuz anahtarlar ice cream sandviç tadında. Bunu söyleyebiliriz. Genel olarak Sony o Xperia deneyimini korumaya devam ediyor bu telefonda. Görmüş olduğunuz gibi bu da bir Xperia özelliğiydi. Xperia arayüzü özelliğiydi. Yine varlığını korumaya devam ediyor. Uygulama menüsüne bakacak olursak Google uygulamaları mevcut. Google Play Store'dan birçok uygulama indirebilirsiniz. Ücretli veya ücretsiz. Yine NeoReader uygulamasını görmekteyiz. Track ID adı verilen bir şarkı bulma, şarkı bilgilerini bulma uygulaması var. EA Games'in bir portalı var. Buradan oyun satın almak, ücretsiz oyun indirmek mümkün. Bunu kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra neler var? Walkman uygulaması, cihazda müzik çalar uygulaması Walkman adıyla karşımıza çıkıyor. Bu Walkman uygulaması müzik keyfini biraz daha artırıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse Sensim adı verilen bir bölüm var. Buradan cihazda yüklü olan şarkıları ruh halinize göre sıralayabiliyorsunuz. Arkadaşların müziği Facebook üzerinde arkadaşlarınızın paylaştığı müzikleri görebiliyorsunuz. Bunun için Xperia içindeki Facebook özelliğini aktive etmeniz, senkronizasyonu açmanız gerekiyor. Bunun yanı sıra çalınıyor bölümüne geldiğimizde görmüş olduğunuz gibi çalınan şarkı ile ilgili çeşitli bilgileri, şarkı sözlerini aratma imkanı sunulmakta telefonda. Bunu belirtelim. Medya klasörü yine ana menüye yerleştirilmiş, giriş ekranına yerleştirilmiş. Bu medya klasörü altında cihazdaki tüm multimedya uygulamalarına ve YGMS'in oyun uygulamasına ulaşabilirsiniz. Kamerası 12 megapiksellik bir kamerası var Sony Xperia IO'nun ve bu kamera görmüş olduğunuz kullanıcı arayüzüyle yönetilmekte. Menü tuşuna bastığımda görmüş olduğunuz gibi çözünürlük ayarlama, bunun yanı sıra yakalama yöntemini belirleme gibi ayarları yapmak mümkün. Şuradan çözünürlüğü ayarlayabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra yine yakalama yöntemine girdiğimizde ekran düğmesi hangi türden çekim yapacağınızı görüyorsunuz. Tekrar dönecek olursak sahne bölümüne görmüş olduğunuz gibi yine 3 boyutlu panorama uygulaması bulunmakta. 2 boyutlu ve 3 boyutlu panoramik fotoğraflar çekebilir. Çekmiş olduğunuz 3 boyutlu görüntüleri 3 boyut destekli bir televizyonda gösterebilirsiniz. HDMI kablosu üzerinden aktarım yaparak, bunu da belirtelim Xperia IO'nunla ilgili olarak. Xperia IO'nunla ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Cihazla ilgili daha fazla detayı Teknoblog'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz. Şimdilik bu kadar.